Şimdi merhaba sevgili kanser savaşçıları, sevgili takipçilerimiz. Yaklaşık bir haftadır size duyurduğumuz, sizden de soruları aldığımız üzere bugün çok değerli bir hocamız bizimle. Deri kanserleri üzerine konuşacağız. Plastik ve rekonstrüktif cerrah sevgili Profesör Doktor Sıdıka Kurul bugün hem sorularımızı cevaplayacak hem deri kanserleri ayındayız. Mayıs, güneş artık kendini göstermeye başladı. Havalar ısınmaya başladı. Tam bu zamanlarda her sene aslında biz deri kanserleriyle ilgili bir farkındalık çalışması yaparız. Sıdıka hocamla mutlaka konuşuruz neler yapılması gerekiyor diye. Hocam ne güzel yaptınız. Sağ olun yayınımıza katıldınız. Sorularımızı cevaplayacaksınız. Hoş geldiniz öncelikle. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Her şeyden önce merhaba. Kanser Savaşçıları Derneği'ne çok teşekkür ediyorum. Bütün üyelerine ve izleyicilere çok selam. Korona günlerinde bir takım zorluklarımız var. Hele hele artı 65'ler için. Ama maalesef deri kanserlerinin çoğu da artı 65'lerde görülüyor. Güneş hasarı sebebiyle. Tekrar herkesi selamlıyorum. Çok teşekkürler hocam. Buyurun. Deri hepimizin bildiği gibi vücudumuzun örtüsü. Zamanla eskir, yaşlanır, üzerinde yaralar ya da kabarıklıklar oluşabilir. Normalde insan derisinin yüzeyi 1,9 ile 2 metrekare arasında bir alan oluşturur. Ve içinde tahmin edemeyeceğiniz kadar çok sayıda farklı hücre vardır. Ve her farklı hücre kendi başına bir kanser geliştirmek için potansiyel risk taşır. En çok gördüğümüz deri kanseri bazal hücreli deri kanseridir. Daha doğrusu deri kanserlerini üçe ayırıyorlar. Bir, melanom dışı deri kanserleri, mayın melanom ve nadir görülen deri kanserleri. Nadir görülen deri kanserleri genellikle deri eklerinden yani sebasoz glandlarından, kıl köklerinden, yağ bezlerinden ve bazı özel hücrelerden çıkan deri kanseridir. Melanom dışı deri kanserlerinde en sık görülen bazal hücreli deri kanseridir. Güneş hasarının en çok görüldüğü yer olan yüzde ortaya çıkar. Bizim gibi artı 65'in neredeyse vazgeçilmez deri kanseridir. Fakat son zamanlarda görüyoruz ki daha gençlerde de bazal hücre deri kanserine rastlanabiliyor. Görülme sıklığı Kimler ne deri? kadar hocam? Yani önce onu sorabilir miyim? Görülme sıklığı, çünkü böyle en sık görülen dediğimizde bazen galiba ciddiye almıyoruz. O yüzden görülme sıklığı ile ilgili bir bilgi verirseniz aslında ne kadar yaygın olduğu belki daha anlaşılır. Tam rakam veremeyeceğim. Genellikle bazal hücreli deri kanseri için Amerikan rakamlarına göre konuşuyoruz. Yılda 1 milyon insan bazal hücreli deri kanseri olabilir. Bazal hücreli deri kanseri genellikle yavaş seyreder. Bazı özel tipleri son derece agresiftir. Bunu biz hem klinik seyirle hem patoloji incelemeleriyle ayırt edebiliriz. Genel olarak riskli melanom, pardon, riskli kanser grubunda kabul edilmez ve çok görüldüğü için de kanser istatistiklerine dahil edilmez. İkinci bir deri kanseri, melanom dışı deri kanseri grubu spinal hücreli deri kanseridir. Bazal hücreli deri kanserine göre biraz daha farklı seyreder. Bazıları gerçekten çok agresif, çok saldırgan seyredebilir. Kimlerdeki kanserin daha agresif seyredeceğini gösteren belirtiler genellikle patoloji bulgularıdır. Yani iyi diferansiye çıktığı dokuyu iyi takip eden tümör, spinal hücreli deri kanseri genellikle daha iyi uyum sağlar. Buradaki sorunumuz hastaların bunları önemsememesinden kaynaklanır. Peki niye önemsemezler? Neden önemsemeyiz belki de?
Şimdi genellikle söylenen şudur. İşte orada bir kızarıklık vardı. Melanom dışı deri kanserleri için konuşuyorum. Orada bir kızarıklık vardı. O kızarıklığın üzeri kabuklandı. Krem sürdüm. Kabuk düştü. İşte bugün kızım bir baktır anne dedi. İşte bugün yarın derken tahmin edemeyeceğiniz kadar ilerlemiş deri spinal hücreli deri kanseriyle karşılaşıyoruz. Ama bu sadece İlerlemiş hastanın derken hocam, ilerlemiş derken metastazdan mı söz ediyoruz yoksa derinleşmiş aynı bölgede? bu söylediğim iki kanserde uzak organ metastazı son derece Az. nadirdir. Ama örneğin dudaktaki bir spinal hücreli karsinom ya da diğer adıyla epidermoid karsinom vücudun diğer bölgelerine göre biraz daha agresif seyreder. Yani boyundaki lenf bezlerine sıçrama yapabilir. Örneğin hastanın hep nasırı vardır ayağında. Nasır üzerinden bir yara gelişir. Bunu nasır diye önemsemez. Ve skvamos hücreli kanserler için diğer ciddi bir problem yanık zeminden eski yara nebzelerinden ortaya çıkmış olmasıdır. Açıkçası kısaca söylemek gerekirse iyileşmeyen her yara aksi ispat edilinceye kadar deri kanseridir. Bu akılda kalabilecek bir laf. İyileşmeyen Güneş her ışığı yara. Bu çok önemli iyileşmeyen yara. bir şey. Ve ne kadar bekleyin, ne kadar iyileşmeyenden söz ediyoruz hocam? Ya Şimdi herkes kendi insan vücudu. vücudunu bilir, değil mi? Şimdi hemen buradan kendi kendine nasıl kendi kendine meme muayenesi yapın diye çok ciddi kampanyalar yapıyoruz. Memedeki bir kanserin meme muayenesiyle ele gelebilmesi için kitle formasyonu oluşturması gerekir. Yani mesela gevşek ve sarkık bir memede 1 santim çapındaki tümör ele gelir. Buna karşılık büyük ve diri memede 1 santim çapındaki tümörün ele gelmesi hemen hemen mümkün değildir. Buna karşılık derideki bütün değişim gözümüzün önündedir. 3 ay iyileşmeyen, 6 ay iyileşmeyen, bu arada SEDEF hastalığını ayrı tutuyorum tabii. Ama şöyle bir şey var. Hastanın SEDEF hastalığı vardır. Bunun üzerine başka bir yerinde deri kanseri gelişebilir. Hasta bunu da SEDEF hastalığı ile ilişkilendirdiği için tanıda gecikme olur. Tanıda gecikme, bir spinal hücreli deri kanserinde tanıda gecikme en çok nerede olur? Dudakta olur, ayakta olur ve elde olur. Yani hasta yazın kumsalda dolaşırken topuğuna bir kabuk batmıştır. Örneğin bunu kabuk batmış olarak kabul eder ve 1 sene iyileşmesini bekler, iyileşmez. Yine çok bildiğimiz bir hikayedir. Elinin üstüne gül dikeni batmıştır. Yara iyileşmez. Bir tesadüf gül dikeni batmasıyla efendim kumsalda bir taş parçasının batması bir tesadüf aslında. Sadece bu olaylar tanıya varmayı geciktiriyor. Bu iki tümör grubu aslında çok ürkütücü ve çok korkutucu değil. Ama erken teşhis edildiği zaman son derece basit lokal anesteziyle yeterli sağlam sınırla çıkarılması şart. Asıl önemli olan, yani ben çok uzun seneler bu işte uğraşıyorum. Önemli olan hastanın anlattıklarıyla patoloji raporunun örtüşmesi ve patoloji raporunun iyi değerlendirilmesi. Örneğin basit bir spinoseller karsinomda 1 santim sağlam sınırla çıkarmak gerekirken daha karmaşık olanlarda bunu 2 santime, kimi zaman 3 santime genişletmek gerekebilir. Ağırlıklı olarak median canthus dediğimiz göz iç bölümünde ve burun üstündeki ve burun yanlarındaki tümörlerin erken dönemde teşhis edilmesini çok arzu ediyoruz. Sebebi ne kadar geniş tümör çıkar, büyük tümör çıkarırsak o kadar geniş onarım yapmamız gerekir. Yapmamız gerekir. Yani median kantusta gözyaşı bezinin hemen yanındaki bir tümörü ne kadar sağlam
sınırla geniş çıkarabilirsiniz. Geniş, tabii istediğiniz genişlikte çıkarabilirsiniz ama onarım için daha komplike işlemler yapmak gerekir. Hastada estetik olarak problemler ortaya çıkabilir. O sebeple aynaya bakarken acaba yüzümde yeni bir şey oldu mu diye bakmak ve hasta için daima faydalı olacaktır. Bu arada kulakları ve kulak arkalarını unutmamak gerek. Hemen çünkü burada aslında güneşe çok en çok maruz kalan bölgelerden biri aslında kulaklar ve kulak arkaları. Hele benim gibi mesela biraz da böyle irice ise kulaklar hem korumak önemli hem de gerçekten güneşe çok maruz kalıyor fark etmeden biz. Kulakların helix bölümü, şu üst bölümü ve burun ucu güneşe en çok maruz kalan evet, yerler. Mi? Belki plajlarda dikkatinizi çeker. Avrupa'dan gelenler burunlarının üstüne kağıt koyarlar ki burunları yanmasın diye. Güneş hasarı, güneş yanığı geçirmek, ayaz, rüzgar, bütün bunlara maruz kalmak ve hiç koruyucu kullanmamak, nemlendirici dahi kullanmamak deri kanseri oluşması açısından, melanom dışı deri kanseri oluşması açısından risk ortaya çıkarıyor. Ama dediğim gibi hastanın kendi kendine muayene ederek. Peki kendi kendine deri muayenesi nedir? Evet, nasıl yapılacak? Erken tanı hayat kurtarır sözcüğü deri kanserleri için söylenmiş bir sözcük açıkçası. Çünkü erkenden teşhis etmek gerçekten çok kolay. Her tür değişimi aynada görebilirsiniz. Kuaförünüz, saçlı derinizdeki kuaför görebilir. Manikür, pedikür yapan kişi görebilir, masaj yapan kişi görebilir, eşiniz, dostunuz, kızınız, oğlunuz, karınız, kocanız görebilir. Ama genellikle pratikte çıkardığım sonuç şu, evet. Kadınlar bu konuda çok daha duyarlı. Erkekler eşlerinin uyarmalarına rağmen evet hocam. Erteliyorlar. Bunun sebebini tam bilmiyorum ama zaten bütün istatistiklerde deri kanserlerinin erkeklerde daha çok, kadınlarda daha az olduğunu ve erken evrede yakalandığını gösteriyor. Onun dışında erkekler kadınlara kıyasla daha çok dışarıdalar, daha çok güneşe maruz kalıyorlar. Daha az şapka giyiyorlar. Eskiden kasket giyerlerdi, şimdi kasket giyeni pek görmüyorum. Açıkçası başka bir risk var. İleri yaşlarda saçlar dökülüyor, kafa kel kalıyor. Güneş hasarı çok ciddi boyutlara ulaşabiliyor. Yani dokunduğunuzda kanayan bir saçlı deriyle karşılaşıyorsunuz. Aslında şapka giymek ve güneş hasarına engellemek son derece kolay. Hocam peki biz şimdi dikkat edeceğiz, aynaya bakacağız. Yüzümüzde bir değişiklik var mı diye kontrol edeceğiz. Belki etrafımızda yakınlarımızı uyaracağız. Kuaföre gidince, maniküre, pediküre gidince belki onlara soracağız bir değişiklik var mı diye. Ama normalde yüz dışında bütün vücut için bir tarama yöntemi var mıdır? Nasıl bakmamız gerekiyor? Ne kadar süreyle dikkat etmemiz gerekiyor? En az yani memede biz diyoruz ya, meme kanserinde ayda bir kere onun belli yöntemleri var. Artık onları da zaten her yerden bulmak, öğrenmek mümkün. Deri kanserinde de böyle periyodik olarak bizim özellikle dikkat etmemiz gereken bölgeler ya da nasıl bakacağımızla ilgili bir yöntem var mı? Mesela her hafta banyodan sonra mıdır? Banyodan sonra nasıl bakılır? Aynayla mı bakılır? Kulak arkama nasıl bakacağım? Bunlarla ilgili biraz bilgi vermek ister misiniz? Meme muayenesi gibi ayda bir banyodan sonra bir toplam deri muayenesi. Bunun için sosyal medyada çok sayıda örnek var. Evet. Bir boy aynasına geçip önce vücudunuzun ön tarafına bakacaksınız. Sırt ve popo ve bir bacak arkaları görünmeyen bölgeler. Bunun için ikinci bir ayna kullanabilirsiniz. Aynadaki imajınızı görebileceğiniz ikinci bir ayna kullanabilirsiniz. Apış arası çok gözden kaçan bir yer. Onu da el aynasıyla mutlaka muayene etmek gerekiyor. Unutmayalım, apış arası bölgesinde de deri kanserlerine rastlıyoruz.
Aynı şekilde topuklar, tırnak altı, parmak aralarında da ve ellerde insan elinin sırtındaki lezyonu görmezden gelebilir mi? Gelebiliyor. Belki de doktora gidecek ama kanser çıkacak korkusu ile Türkiye'de kanser konusunda inanılmaz bir korku ve duyarlılık. Korku var, duyarlılık var. Doktora müracaat ne kadar buna paralel mi? O konuda tam bir şey söyleyemeyeceğim. Halbuki erken dönemde tedaviyi çok daha kolay, değil mi? Sizin de söylediğiniz gibi daha minik girişimlerle, operasyonlarla, lokal anestezi altında melanom dışı deri kanserlerini çıkarmak ve kür sağlamak son derece kolay. Ama bu hiçbir daha deri kanseri olmayacağımız anlamına gelmez. Örneğin muhtemelen Clinton ya da Baba Bush, Oğul Bush sayısız bazal hücre deri kanseri sebebiyle ya ameliyat olmuştur ya kriyocerrahi yapılmıştır. Mutlaka bir işlem yapılmıştır. Yani bir güneş hasarının oluşturduğu deri kanserini siz tedavi edersiniz ama güneş hasarı aynı şekilde yüzünüzün başka bir yerinde yeni ikinci bir deri kanseri çıkmasına sebep olabilir. Genetik faktör burada önemli midir? Yani eğer ailede varsa mesela böyle hikayeler daha dikkat etmekte fayda var mı? Yani bu melanom dışı deri kanserleri için o kadar önemli değil ama aileden gelenle, aileden gelen sizin güneş duyarlılığınız. Yani evet. Deriniz ince ise, güneşe çıktığınız zaman kıpkırmızı oluyorsanız siz risk grubundasınız demektir. Onun dışında yani babanız efendim birinci derece akrabalarınızda spinoseller karsinom varsa bu size geçecek ya da siz risk grubundasınız anlamında değil. Burada asıl olan sizin deri yapınız. Evet. Yani güneşte kaldığı zaman kızarır, güneşte kalır ama bronzlaşır. Asıl olan güneş yanığı geçirmemektir. Bu tür kanserlerin sebebi kronik güneş hasarıdır. Yani güneş yanığı, 5 kere güneş yanığı geçirdiniz. Mesela bu malign melanom için çok önemli bir sebeptir. Evet. Melanom dışı deri kanserlerinde güneşin birikici hasarı. Aynen şöyle düşünün. Elbiseniz zamanla aşınır. Aynı şekilde evet. Deriniz de aşınır. Güneş ışınlarının deride yaptığı hasarı onarıcı mekanizmalar devreye giremez. Ya da bir müddet sonra yetersiz kalır. Bir takım konjenital hastalıklar var. Deri kanseri, xeroderma pigmentosum bizim en çok gördüğümüz. Çocukluk yaşlarından itibaren fark ettiğimiz hastalık. Bu çocuklarda hem bazal hücre deri kanseri gelişebilir, hem spinoseller kanser gelişebilir, hem melanom gelişebilir. Onlar biraz bu çocuklara, daha iyi gözlemlenmesi gerekiyor. Belki okumuşsunuzdur gazetelerden. Astronotların giydiği koruyucu kıyafetler giydirileri dışarı çıkmasına sebep olurlar. Evet, evet. Orada çok daha hassas olunması gerekiyor. Hocam şimdi sorular gelmeye başladı. Ben de arada sizin bilgileriniz çok değerli. Onları da alarak aslında birazcık daha sorulara da bakmak istiyorum. Ben biraz melanom üzerinde durmak istiyorum. Olur. Melanomu da konuşalım sonra soruları ama sevgili dinleyicilerimize, izleyicilerimize söylemek isterim. Sıdık Hocam özellikle söyledi mutlaka soru alalım ben onları da cevaplamak istiyorum dedi. O yüzden önce evet melanom da çok önemli. Hatta en sanıyorum tehlikeli deri kanseri. Onunla ilgili de bilgileri dinledikten sonra sorularımıza geçelim. Haklısınız. Buyurun. Şimdi melanomda asıl olan değişimdir. Değişim değişik şekillerde görülebilir. Ben kaybolabilir. Bu da bir değişimdir. Rengi değişebilir, alacalanabilir, koyulaşabilir. Bu da bir değişimdir. Düz olan bir lezyon, düz olan pigmente bir lezyon üzerinde kabarıklık oluşabilir. Nodüler bir oluşum olabilir. Bu da bir değişikliktir. Belin yarısı ile öteki yarısı birbirinden farklı olur ki buna asimetri diyoruz. Evet. O
Ve kenarları dantela gibi görünüm alır. Kenar düzensizliği dediğimiz dantela gibi görünüm alır. Bütün bunlar klasik bilgiler. Ama hastalardan öğreniyoruz ki 1 milimetre çapında yeni fark edilen bir ben, küçük melanom dediğimiz olay, 3 ay içerisinde hızla büyüyerek bir önemli bir problem yaratabilecek melanom haline geliyor. 3 ay içerisinde. Melanomda önemli olan biyopsiyle parça alınıp, yani pigmente lezyon, evet, tamamı çıkarılıp patolojiye gönderilir. Melanomda önemli olan milimetre olarak kalınlıktır. Patolog arkadaşımız oküler mikrometreyle bunun kalınlığına bakar. Yani 1 milimetrenin altında kalın olan melanomlar problem yaratmaz. 4 milimetrenin üstünde olan melanom problem yaratabilir. İkinci bir bağımsız prognostik parametre, yani hastalığın gidişatını etkileyen ikinci bir prognostik parametre benin üzerinde yara olup olmadığıdır. Biz buna ülserasyon diyoruz. Ülserasyon varlığı bir üst kademeye çıkartır. Yani 1 milimetrenin altında eğer ülserasyon da var ise biz bunu önemseriz. Bunun dışında aslında insanlar kendilerini muayene ederken, memesini muayene ederken, derisini muayene ederken koltuk halkını, kasıklarını ve boynundaki bezlerini de muayene etmesi gerekir. Bazı hallerde melanom tamamen kaybolabilir. Komplet, yani spontan regresyon tamamen kaybolabilir. Çok hastayı sorguladığınızda bazı hastalar cevap verebilir. Şuramda bir ben vardı, kayboldu, evet, diyebilir. Bazılarında, evet, hiç ben vardı, kaybolduyu anamnezini alamayız hastadan, bilgisini aramayız. Bu takdirde primeri bilinmeyen melanom grubuna girer. Zaten başta şunu anlıyorum, yanlış mı anlıyorum hocam? Başta bir yerde bir ben oluyor ve aslında o melanom, ama sonra kendiliğinden o kaybolabilir. Bu tabii, hastalığın tabii tamamen bittiği anlamına mı gelir, yoksa başka bir yerde çıkabilir mi? Komplet spontan regresyon genellikle lenf bezlerine metastaz yapar. Yani kendi kendine gerilerken o lenf bezlerine metastaz yapar. Evet. Yani dolayısıyla biz görmesek bile o beni, o hala metastaz şeklinde lenf bezlerinde devam eder o hastalık. Tabii hasta kaybolduğu beninden bir haberdir. Ama evet, koltuk altında ya da kasığında bir şişlik ortaya çıktığı zaman doktora müracaat eder. Bir de önemli bir konu. Evet. Hep sözünüzü kesiyorum. Yo ben kesiyorum. Kusura bakmayın. Sadece gerçekten önemli bir konu bu. Bazen insanlar, ya ben de dahil olmak üzere, mesela bunu hiç önemsemeyebilirim hocam. Nasıl olsa bir süre sonra geçti, bitti diyebilirim. Halbuki içeriden devam ediyor demek ki hastalık, rahatsızlık. Metastaz yapıyor bir de. Başka önemli konular, tırnak altı melanomları genellikle geç teşhis edilir. Çoğu zaman işte mantardır, hematomdur diye, hatta tedavi bile olurlar. Yani doktor gözetiminde melanom ileri aşamalara geçebilir. Diğer özel bir konu, yüzde güneş lekesi gibi görünen lekeler, akrar lentik, ayaktakiler akrar lentigo malignan melanomadır. Yüzdeki lezyonlar zaman içerisinde renk değiştirebilir. Hele hele üzerinde bir kabarıklık olursa burada in situ melanomdan, yani melanom başlangıcından artık melanom aşamasına geçmiştir. Aynada bunu insanlar çok rahatlıkla fark edebilir. Yani biraz dikkat, aynaya bakarken sadece yüzünüzdeki kırışıklıklara değil, kendinizi muayene ederken, kadınlar için memelerim sarktı, işte biraz göbeğim var, kalçalarımda evet, büyüme var gibi konular üzerinde dururken vücudumdaki lezyonlar dikkat etmelerini rica ediyorum. Evet. Ama şeyle değil, korkuyla, endişeyle değil. Bu son derece sakin olarak bir dermatoloji uzmanına gitmeleri. Dermatologlar genellikle ileri vakalarda dermoskopiye gerek yoktur.
göz, çıplak gözle melanom olduğunu anlarız. Hı hı. Erken vakaları dermoskop muayenede ortaya çıkar. Arada önemli başka bir grup var. Onlarca beni olan hastalar. Evet. Yani vücudunda o kadar çok ben var ki yeni çıkan benini fark edemez. Ya da eski benlerdeki değişikliği fark edemez. Bu hastalara daha sık kendini muayene etmelerini ve 6 ay aralıkta dermoskopi için dermatoloji uzmanına gitmelerini öneriyoruz. Sonuç olarak melanomun erken teşhis edilmesi hastanın kendi elindedir. Evet. Ama saçlı diri insanlar kendi kendilerine rahatlıkla muayene edemezler. Burada erkek berberlerine ve kadın kuaförlerine ciddi iş düşüyor. Ayrıca jinekolojik bölgelerde, genital bölgedeki pigmente lezyonları hasta her zaman kendi de göremeyebilir. O zaman jinekolog arkadaşlarımız zaten bu konuda son derece bilgililer, toplantılarda da konuşuyoruz. O bölgedeki pigmente lezyonları tespit edip bize gönderiyorlar. Biz de cerrahi olarak çıkarıyoruz. Şimdi bir sorum olacak diğer sorulara geçmeden önce. Peki az önce dediniz ya, çok eğer vücudunda çok benli ben varsa bir kişinin orada takip kendisini kontrol etmesi zor olabilir diye. Peki vücutta çok ben olması aynı zamanda bir risk unsuru mudur hocam? Bir faktör müdür? Çok ben olunca bizim bildiğimiz hani güneşe fazla maruziyet olursa, işte açık tenliyse, daha önce ciddi yanık güneşe maruziyetten kaynaklı yanık hikayesi varsa mesela oralarda dikkat etmek gerekiyor. Peki ben de böyle midir? Vücutta çok fazla ben varsa o da bir şey sayılabilir mi? Risk faktörü sayılabilir mi? Aileniz çok benliyse, anneniz babanız çok benliyse bir displastik nevus sendromu dediğimiz sendromlar var. Çok sayıda displastik nevusu olanlar var. Bazen bu hastalarda aynı zamanda iki melanomu birlikte görüyoruz. Bazen işte bir tanesini tedavi ediyoruz, kontrolde kalıyor. Daha sonra yerinde bırakılırsa melanoma dönüşebilecek yeni atipik displastik nevuslar tespit ediyoruz. Evet. Bu hastaların, yani vücudunda çok sayıda ben olan hastaların şöyle bir avantajı var. Eğer farkındaysa, melanom konusunda farkındalık oluşmuşsa, genellikle invaziv melanom haline gelmeden in situ melanom aşamasında lezyonları tespit edilir ve kür sağlanır. Bütün sosyal medya sosyal medyada melanomun en ölümcül hastalık olduğu söyleniyor. En ölümcül deri hastalığı olduğu söyleniyor. Aslında bu bir gerçek değil. Yani tüm melanom hastalığını bir araya getirdiğinizde, tüm her evredeki melanom hastalığını bir araya getirdiğinizde mortalite %10'un altında. Yani bir pankreas kanseri, bir akciğer kanseri ya da başka bir kanserle kıyaslamak doğru değil. Yeter ki hasta zamanında ulaşsın ve cerrahi tedavisi yapılsın. Evet. Burada galiba önemli olan gerçekten hastanın zamanında ulaşması. Çünkü melanom şey olduğunda, yani başka organlara da sıçrayıp metastaz yaptığında tabii haliyle tabloda çok daha ciddileşiyor anladığım kadarıyla. Hemen burada uygun mudur sorulara şöyle bir bakalım mı? Tabii tabii, buyurun bakalım. Tamam. Bakalım tabii. Aslında baştan itibaren, çünkü önceleri de gelen sorular vardı, bir oradan bakmak isterim. Ayşegül Turcan, ben kaşındığında şüphe edilmeli mi diye sorar. Evet. Hı-hı. Yani belirtilerden birisi olabilir. Hı-hı. Değişim belirtisinden, hı-hı, değişim belirtisi olabilir. Ama her kaşınan lezyon da melanom değildir. Melanom değildir. Evet. Halide Hanım da deri kanseri olanlara güneşten korunun deniyor. Bizler D vitaminli ilaç takviyesi olarak mı almalıyız diye sormuş. Şimdi bu aslında hep sorulan bir soru aslında. Yani sadece tanı alanlar için değil, bu D vitamini. Şimdi bütün insanların ultraviyole ışınlarının yüksek olduğu saatlerde kumda sere serpe yatmaması gerekiyor. Ultraviyole indeksi olarak Google'a girer iseniz orada güneş yoğunluk birimi, bu yoğunluk birimine göre
deriye hasar veriyor. Güneş yoğunluk biriminin yüksek olduğu saatlerde dışarı dahi çıkmayın deniyor. Evet. Yani melanom geçirmiş bir hasta. Normal saatlerde herkes için söylenen sabah 10'dan önce akşam işte 4'ten sonra denize girin deniyor. Sonra. Melanom geçiren bir hasta bu saatler içerisinde istediği kadar yüzebilir. Fakat derisi çok güneş gördüğü zaman kızaran cinstense, bir de uzun yüzmeyi seviyorsa, o zaman ultraviyole koruyucu giysiler var. Onları giyerek yüzebilir. Ayrıca D vitamini almak için illa tele serpe güneşe yatmamız gerekmiyor. Bir gün bir sağ bacağımızı güneş ışınının yüksek olduğu saatlerde sağ bacağımızı uzatalım. Ertesi gün sol bacağımızı uzatalım. Bir kolumuz, öteki kolumuz. Bir de şöyle bir şey var. Türkiye'de D vitamini genellikle düşük. Evet. Ama aynı şekilde hemoglobin değerleri de düşük. Belki Anadolu insanı için Avrupa standartları yüksek geliyor. Biz belki bizim normalimiz belki 10 gram hemoglobin, onu bilmiyoruz. Yani muhtemelen bu konuda Sağlık Bakanlığı bir hemoglobin profili, D vitamini profili çıkaracaktır. Yalnız bildiğimiz bir şey var ki D vitamini son zamanlarda üzerinde en çok durulan vitamin. Evet. Yine unutmayalım. Bakarsanız bir dönem A vitamini popüler olur. Bir zaman C vitamini popüler olur. Bir zaman D vitamini popüler olur. Ama deri kanseri olmayacağım diye güneşe çıkmamak öyle bir şey söz konusu değil. Güneşin sadece ultraviyole ışınlarının çok dik geldi. Dünyaya dik geldiği saatlerde güneşe çıkmayacağız. Neler yapabiliriz? Antalya'da tatil yapacaksak Haziran ayında ve Eylül ayında yapabiliriz. İlla Temmuz, Ağustos'ta tatil yapacaksak Marmara bölgesi ya da Karadeniz bölgesini tercih edebiliriz. Ya da plajında çimen ve ağaçlar olan yerleri tercih edebiliriz. Yani güneşe çıkmamak diye bir şeyi kabul etmiyorum ben. Dediğim gibi bir gün bir bacağını öğle saatinde yakar, sentezini yapar. Ayrıca unutmayalım, güneşi çok az gören ülkeler de var. Bu ülkelerde D vitamini ihtiyaçlarını muhtemelen artificial yollarla karşılıyorlar. O zaman burada hiç güneşe çıkmayalımdan söz etmiyoruz. D vitamini alacak kadar güneşe çıkmak ama kontrollü olmakta fayda sağlıklı var. Sağlıklı güneşlenme. Evet. Bu konuda Avustralya'dan ve Yeni Zelanda'dan gelen inanılmaz çok sayıda yayın var. Sonu Edu'yla biten, Türkiye'de de sonu Edu'yla biten çok güzel yayınlar var. Onlara da bakmakta fayda var. Biz de elimizden geldiğince zaten hani mümkün olanları çevirmeye, gruplarımızda paylaşmaya da çalışıyoruz. Bu arada unutmamamız gereken bir şey var. Çocuklarımız kesinlikle güneş ışını geçirmeyecek. Şimdi ben İstanbul'da yaşıyorum. Sürekli havuzlu siteler yapılıyor. Anneler sabah çocuklarını bırakıyorlar sokağa. Akşam kadar havuzda ya da güneşin altında. Bu site yöneticilerine ulaşmak mümkün değil. Ben hastalarıma anlatıyorum. Sitede oturan arkadaşlar, hastalarıma anlatıyorum. Aileler arasında anlaşın. Güneş ışınlarının dünyaya dik geldiği saatlerde çocuklar için indoor aktivite alanları oluşturun. Orada kalsınlar. Belki de büyükşehir vasıtasıyla ya da ilçe belediyeleri vasıtasıyla bu tür site yöneticilerine ulaşıp bu konuda bilgi paylaşmak mümkün ama insanlar hiç yanaşmıyor. Yani yüz gençleştirme çok popüler bir olay. Dokundum. 10 yaş gençleştiniz. Anlatacağım dediğiniz zaman salon dolup taşıyor. Ama deli kanseri dediğiniz zaman çok ilgi görmüyor. Oysa Türkiye'de de en çok görülen deri kanseri. Değil mi? Evet, sorunuzu bekliyorum. Evet. Şimdi Zeynep Hanım, Sıdık Hocam, benimin üstünde squamous hücreli kanser var. Onu aldırdım, tekrar çıktı. Lenf bezinde ve kulağımın ön tarafında şişme var. Birinci kemoterapiyi aldım. Benim üstündeki yara şiştik, indi.
kan ve su geliyor. Normal mi? İnce bağırsakta tutulum var. Oraya metastaz yapmış olabilir mi? Diye sorar. Geçmiş olsun Zeynep Hanım. Sizi dinleyelim hocam. Zeynep Hanım geçmiş olsun. Sanıyorum Zeynep Hanım'la ben daha önce sizin siteniz vasıtasıyla yazıştım. Şimdi ince bağırsakta tutulum bu hastalıkla alakalı olabilir. Bunu bir nükleer tıpçının ve radyoloğun birlikte değerlendirmesi gerekir. Sistemik tedavi burada onkolojiyle plastik cerrahın konuşması gerekir. İnsanın uzak metastazı olsa da akan kokan yarası olmaması gerekir. Bu akan kokan yara için yapılabilecek şeyler şunlardır. Şartlar müsaitse uzak metastazı yokmuş gibi o yaraya cerrahi yapılabilir. O yaraya radyoterapi yapılabilir. Veya arkadaşlarımızın yaptığı, İzmir'deki arkadaşlarımızın yaptığı elektro surgery diye bir şey var. İşte hastaya bir eskiden beri kullandığımız kemoterapilik ajanı veriyorlar. Bir elektrot yardımıyla genel anlamda elektrikle yakıyorlar. O yapılabilir. Ama buna onkoloğun karar vermesi gerekiyor. Onkolog ve plastik cerrahın müşteriye karar vermesi gerekiyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Güneşten korunmak için Ümit Bey yazmış. Özellikle yaz aylarında uzun kollu olarak hangi tür ve özellikle kıyafet kullanmak gerekmektedir? Ha, bu uzun kollular bazen yetmiyor. Uzun kollu giyilse bile yeterli olmuyor. Bir de güneşten koruyucu özel kıyafetler var sizin az önce bahsettiğiniz gibi. İlla onlardan mı olmalı saydın hocam kıyafetler? Yoksa normal işte keten ya da pamuklu bir tişört, sweatshirt yeterli olur mu? Şimdi ne zaman ve nerede güneşte kaldığınıza bağlı. Yani Antalya'da ultraviyole ışınlarının dünyaya dik geldiği saatlerde güneşin altındaysanız sizi ancak ve ancak ultraviyole ışınlarından koruyan giysiler koruyabilir. Bizim söylediğimiz şudur. O saatlerde güneş ışınlarının dünyaya dik geldiği saatlerde güneşin altında kalmayın. Eğer outdoor spor yapıyorsanız, örneğin surf yapıyorsanız mutlaka güneş koruyucu kıyafet giyin. Teknede iseniz mutlaka tenteleriniz güneş koruyucu kumaştan olacak. Yani güneşle mücadele etmek gibi bir lüksümüz yok. Hava kirliliği, ozon deliği, yediğimiz gıdalar, örneğin aldığımız bazı ilaçlar ve yediğimiz bazı gıdalar bize güneşe daha duyarlı hale getirebilir. Mesela BRAF mutasyonu olan melanom hastalarında kullandığımız lemurafenib ve benzeri ilaçlar hastayı güneş ışınlarına karşı daha duyarlı hale getiriyor. Eğer güneşe çıktığınız zaman kızarıyorsanız tek çare güneşten kaçmak. Ayrıca güneş filtrelerine çok fazla güvenmemek lazım. Mutlaka usulüne uygun kullanmak lazım. Şöyle, siz diyelim ki 15 dakika kaldınız güneşte hiçbir şey sürmeden 10 birim güneş hasarı aldınız. Güneş koruyucu sürdüğünüz zaman 30 dakika kalıyorsunuz. Yine 10 birim güneş hasarı alıyorsunuz. Yani ben koruyucu sürdüm artık rahatım yok. Hiç öyle bir şey yok. Evet. Artık evet. O güneşte yatan, sere serpe yatan bir manken ya da bir hanımefendi vardı. Evet. Onlar demode. Nasıl 19. yüzyılda insanlar pudra sürerek böyle tombul ve beyaz görünmek modaysa ki o pudralarda deri kanseri yapıyormuş. Bu 2. Dünya Savaşı sonrasında popüler hale gelen bronze ten de beraberinde deri kanserini getirdi. Dozunda. Evet. Her şeyin dozunda olması en doğru olan. Yine Ayşegül abladan gelmiş soru. İç organlara metastaz yapar mı deri kanseri diye sorar. Ve ayrıca destekleriniz için de sonsuz teşekkür eder. Çünkü Ayşegül, Turcan Ayşegül abla aynı zamanda bizim gruplarımızın koordinatörü. Kapalı gruplarımızın, hastalıklara özel yaptığımız grupların. O özellikle de tekrar buradan da desteğiniz için size çok çok teşekkürlerini yolluyor. Ben de ona.
Çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz destek veriyor. Melanom her yere metastaz yapabilir. Ama en çok yaptığı yer akciğer, karaciğer ve beyin. Mesela son ameliyat ettiğim bir hastada hiç aklımıza gelmeyen, senelerdir var olan kaşının üstündeki bir tamamen benim selim düşündüğüm, estetik amaçla çıkardığım, eskiden var olan benin içinde metastaz geldi. Yani bunlar böyle case report dozunda. Yani işte ince bağırsakta literatüre baktığınız 50 tane vardır. Beynin metastazı yapan bir tümör. Ama bütün bunlar için zaten belli evrelerden sonra hastaların kontrolleri yapılıyor. Ayrıca şu anda sahip olduğumuz ilaçlar, aynen meme gibi düşünün. Meme kanseri artık kronik bir hastalıktır. Evet. Ölümcül bir hastalık değil, kronik bir hastalıktır. Melanom da yavaş yavaş oraya geliyor yeni çıkan ilaçlar sebebiyle. Evet, evet. Onunla ilgili de zaten son tedavilerle ilgili bilgi almak isteriz sizden. Mualla oral meme kanseriyim, cildimin üstünde kırmızı nokta şeklinde lekeler var diyor. Bir kanser türü tedavisi almak ya da tanı almış olmak deri kanserleri içinde bir risk teşkil eder mi? Daha mı dikkatli olmak gerekir? Şimdi mastektomi yapıldıktan sonra radyoterapi aldıysa radyoterapiye bağlı damar, kılcal damar genişlemeleri olabilir. İki, radyoterapiye bağlı melanom dışı deri kanseri olabilir. Üç, tek literatür okudum. İstatistiksel olarak anlamlı bulunmamış. Ama meme kanseriyle melanom arasında böyle sanki birbirini seviyor gibi bir durum var. Kendi hasta şeyimi de çıkarıp, listelerimi de çıkarıp kaç tane meme kanserli hastam var. Yani melanom teşhisi olan evet. Hastalarımın kaçında meme kanseri var onu rakamsal olarak söyleyebilirim. Ama bu o kadar ki binlerce hastayı incelemek gerekiyor. Sadece böyle bir yayın okudum. Ama ben melanom sebebiyle gelen hastalarıma bütün vücutlarını kontrol ederken lenf bölgelerini ve memelerini kontrol etmelerini, bu böyle artık herhalde yaşın da verdiği rahatlıkla, üniversiteden de emekli oldum, her şeyi anlatıyorum. Defekasyonunuza bakın, işte onu yapın, bunu yapın, anlatıyorum. Harikasınız hocam, sağ olun. Yani o kadar değerli ki verdiğiniz bilgiler. PET'te malin kuşkulu tutulum olması kesin kanser demek midir diye sorar Esra Kabaş. Kesin kanser demek değil. Türkiye'de kullanılan FDG, bu bir radyoaktif madde. Evet. FDG, PET bilgisayarlı tomografi kullanıyoruz. FDG'yi bir sürü olay kullanabiliyor. Herhangi bir enfeksiyon hücresi de FDG'yi metabolizmasında kullanabiliyor. Kis sebase mesela, kafamızdaki yağ kisi bile FDG evet. tutarak tümör izlenimini verir. Burada tek başına FDG değil, bilgisayarlı tomografi komponentiyle birlikte değerlendirilmesi gerekir. Yani böyle bir durum olduğu zaman ben hastamda, ki böyle durumlarla çok sık karşılaşıyoruz. Nükleer tıpçı arkadaşımla konuşup bir radyologla konsülte etmesini temin ediyorum. Bu arada tesadüfen aynı hastada iki tane primer de olabiliyor. Yani hastaya melanom da geliyor. Hastayı melanom için PET BT'ye gönderdiğinizde bir bakıyorsunuz kalın bağırsağında tutulum oluyor. Efendim timusunda tutulum oluyor. Mesela iki tane hastam var aynı zamanda timoma olan. İki üç tane hastam var. Tesadüfen kolon kanseri ortaya çıkan. Meme kanseri ortaya çıkan. Evet, yani evet. PET'te bu tür tesadüfler oluyor ama bunların sayısı çok fazla değil. Orada yapılması gereken PET görüntüsünün, yani FDG tutan bölgenin BT görüntüsünün radyolog tarafından değerlendirilmesi. Yine bir sorumuz var. Malin melanom lenf bezine metastaz yapmış. Tedavi başlanmış. Tedavi sürecinde özellikle nelere dikkat etmemiz gerek diye sorar hastamız. Yine çok geçmiş olsun.
geçmiş olsun diyorum evet. Hastamıza. Hı hı. Tedavi sırasında nelere dikkat etmek gerekiyor? Şimdi arkada medikal onkoloji uzmanlarının verdiği sistemik tedavi ilaçlarının bir takım yan etkileri var. Evet. Yeni grup, hedefe yönelik tedavi, yani BRAF mutasyonu olan hastalarda az önce söylediğim gibi güneş duyarlılığı ortaya çıktığı için güneşten korunmaları gerekiyor. İmmünoloji tedavi görüyorsa onun başka yan etkileri var. Ateş olabiliyor örneğin. Bir de eskiden kullandığımız kemoterapetik ajanları kullandığımız ilaçlar var. Bu kullanılan ilaçlara bağlı olarak değişik yan etkiler görülüyor. Burada önemli olan hastanın susuz kalmamasıdır. Su alması son derece önemli. Beslenmesine özen göstermesi önemli. Bir de şöyle bir şey var. Bu geçici bir şey. Yani sonuçta işte benim arkadaşım akciğer kanseri tanısı aldı. Ameliyatını oldu. 4 kür kemoterapi alacak. Yani 4 kür kemoterapi onun 4 ayını alıyor. Ki meme kanserinde insanların tam 1 yılını alıyor bu tedavi süreci. Ve şu şekilde düşünecek. Ben işte şu kadar süre buna katlanacağım, dayanacağım. İnsan inanılmaz güçlü. Evet. Ondan sonra normal hayatıma döneceğim. Asıl olan susuz kalmamak. Çok değerli. Gerçekten biz de bunu söylüyoruz. Zorlu bir tedavi olsa bile zaman zaman tanı süreci, tedavi süreci ama hepsi bitiyor, geçiyor. Pek çok, artık eskisi gibi de değil kanser. Pek çok tanı alanda başarılı tedaviler sonunda çok gelişmiş tedaviler var artık. Tekrar eski sağlıklı hayatlarına dönüyorlar. Sizin de bunu hatırlatmanız. Buyurun. Aslında şöyle bir olay var. Hasta ve hastalık yönetimi diye bir konu var. Hı hı. Yani hasta geldiği zaman 5 tane devlet hastanesine gitmiş, 3 tane özel doktora gitmiş, söylenenlere inanmamış ya da yapılması gerekenler yapılmamış. Yani sayısız bilgisayar tomografiler çekilmiş, o bitmemiş, onun üzerine PET çekilmiş, patoloji yapılmış. Deri patolojisi, her patoloji, ben Çapa ve Cerrahpaşa çıkışlıyım. Yani bunlar 5 yıldızlı yerler. Bizim evet. Gerçek, doğru söylüyorum. Yani bizim standart patoloji raporlarımız vardır ve meme patolojisi bakan ayrıdır. Deri patolojisi bakan ayrıdır. Beyin patolojisi bakan ayrıdır. Yani çok lüks bir üniversitede öğretim üyeliği yaptım ve onlardan öğrendim. Şimdi patoloji raporlarının ben çoğu hastadan ikinci görüş istiyorum. Yani eğer Çapa ya da Cerrahpaşa çıkışı değilse patoloji raporu, ikinci görüş istiyorum. 1989 senesinde onkoloji enstitüsünde çalışmaya başladığım zaman plastik cerrahi uzmanı olarak çalışmaya başladım. Oradaki onkologlar patoloji raporunu kontrol ettiriyorlardı Çapa'da ve Cerrahpaşa. Çapa'daydım ben. Çapa'da bizim patolojide tekrar baktırıyorlardı. 1989 senesindeki düşüncem hastalara eziyet edildiği şeklindeydi. Ama eziyet edilmediğine, edilmediğini, doğrunun ancak öyle bulunduğunu gördüm. Yani patoloji ikinci görüş almaktan hiçbir zaman çekinmemek evet. lazım. Aynı şekilde medikal onkoloji içinde yani değişik tedavi seçenekleri var. Hiç unutmamamız gerekir ki melanom dışı deri kanserlerinde radyoterapi bir tedavi seçeneğidir. Seçilmiş hastalarda kür sağlayan bir yöntemdir. Bunu da İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü'ndeki radyasyon onkoloğu arkadaşlarımla birlikte çalışarak öğrendim. Yine de şöyle bir şey söylemek mümkün mü hocam? Yani Çapa, Cerrahpaşa, Hacettepe bu köklü tıp fakültelerimiz çok değerli. Ve aynı zamanda zaten COVID'le mücadelede de gördük. Yani çalışmalar, bütün hekimlerimiz çok değerli. Hepsi canla başla çalıştılar ama yine de ya ikinci görüşte ya da tedavi için tam teşekküllü, mümkünse bir üniversite hastanesini tercih etmek sanki her zaman şey için,
hani otelcilik şeyleri, hizmetleri tabii değerlendirilir ama en azından bir değerlendirme, bir yol gösterme açısından da bilgi alma açısından sanki hala çok önemli gibi geliyor bana. Yani ben de böyle, bize bazen kanser savaşçılarına soruyorlar, özellikle doktor, hastane tavsiye eder misiniz diye. Çoğunlukla arkadaşlarım da, ben de tam teşekkürler ama mümkünse bir üniversite hastanesine yönlendirmek istiyoruz hastaları. Aslında ben hani üniversite hastanesi, çok çok sayıda üniversite her üniversite hastanesi var. Evet. Çok evet. sayıda üniversite hastanesi var. Ama ben eğitim araştırma hastanelerinde çok doğru insanlar tanıyorum. Biraz şeydir bu. Yani bulunduğunuz kadroya, bulunduğunuz yere, efendim aldığınız ücrete bağlı olmadan birebir hastalık yoktur, hasta vardır derler. Yani ne kadar önemsediğinizle alakalı bir şey. Ama kesin inancım şudur ki hekimin özgür olması gerekir. Yani hekimin hastayla ilişkisinin 7 dakikaya sınırlandırılmaması gerekir. Hastaların, evet, her hastane kanser tedavi etmek zorunda değil. Yani onkoloji merkezleri, otelleri ile birlikte onkoloji merkezleri tamamen donatılmalı, genetik testleri de yapılacak şekilde. Yanlarında otel olur, hasta radyoterapi sırasında orada, evet, kalır. Ayrıca şu anda Türkiye'nin hemen hemen her ilinde medikal onkoloji uzmanları var. Tedavi reçetelerini verdiği zaman medikal onkolog arkadaşlarımız taşrada, İstanbul dışında her yeri taşra derler. Taşra'daki arkadaşlarımız inanılmaz şekilde ilgi gösteriyorlar. Ayrıca radyoterapi için, taşrada radyoterapi için ben onkolojideki arkadaşlarıma danışıyorum. İşte bu hastaya radyoterapi yapalım mı, yapmayalım mı, diyelim ki hasta Bursa'da oturuyor. Bursa'da kime yönlendirelim? Yani önemli olan hastanın doğru tedavi alması. En az zaman harcayarak, en az hırpalanarak, en az radyolojik görüntüleme, en az randevu peşinde koşmadan doğru tedavi almasıdır. Çünkü kanser Türkiye bir Akdeniz ülkesidir. Çok duygusaldır. Hastanın kendi depremidir. Bir kanser tanısı. Evet. Kendi depremidir. Kanser lafı zaten hastayı perişan ediyor. Yeterince psikososyal destek veremiyoruz. Umarım önümüzdeki günlerde sizlerin sayesinde, hep birlikte, hasta yakınlarının sayesinde, sizler bizi motive ediyorsunuz, itiliyorsunuz, itekliyorsunuz, yükümüzü çok azaltıyorsunuz. Bir takım Sağlık Bakanlığı toplantılarında, kongrelerde de değişik platformlarla birlikte olduk. Birlikte daha güzel günlerde daha iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Umarım hocam, hep birlikte. Zaten amacımız, biz de hep öyle bakıyoruz. Kanser bir toplumsal sorumluluk aslında. Sadece de tanı alanın ve yakınının omuzlarına bırakılmayacak kadar da ağır bir yük, sizin de söylediğiniz gibi. Hepimiz bir yerinden tutup bu yükü hafifletip mümkün olduğunca da siz zaten her yönüyle 360 derece destek vermeye çalışıyorsunuz hastalara. Biz biliyoruz. Yani sadece medikal tedavi değil, çoğu zaman onların aynı zamanda hani her konuda başvurdukları, hastalarımızın başvurdukları birinci kişi oluyorsunuz. Yani biz şeyden biliyoruz, kanser dernekleri birlikte bir araştırma yapmıştık. Hani neler yapılabilir, hastalar kimlerden etkileniyorlar, bu süreçte neler yaşıyorlar diye. Yani kendi anne babalarından ve aile büyüklerinden çok bütün o şeyde, yaşamlarının odağında doktorları oluyor. İşte şimdi gelen sorular da zaten belli. Yani ne yiyeceğinden, ne içeceğinden, nasıl yaşayacağından, ne hissetmeyeceğinden, yani o hisleriyle ilgili, duygularıyla bile ilgili neler yapması gerektiğini doğrudan size soruyorlar ve çok önemsiyorlar bilgilerinizi, verdiğiniz bilgileri. Aslında ama biz de vakit istiyoruz. Evet, yani çünkü çok zor. Yani bu kadar kısa vakit istiyoruz. Ama bu arada özellikle söylemem gereken şu. Hastanın problemlerini bir kağıda yazması, doktora özet olarak vermesi, bütün
raporlarının birer fotokopisini tarih sırasıyla dizmesi, evet, dosya hazırlaması ve doktora ne sorması gerektiği konusunda çalışması. Evet. Böylece çok haklısınız. 15 dakika, 20 dakika, yarım saat fark etmez. Bu zamanı kaliteli geçiririz. Evet. Planlı programlı geçiririz. Evet, yani hastanın da kendi dosyasını tutması, hazırlıklı gelmesi gerçekten çok değerli. Hem sizin zamanınız açısından hem de onun kendi hastalık yönetimiyle ilgili aktif bir rol alması açısından da çok değerli sahiden. Az önce söylediğim gibi tabii sorumuz var, beslenme sorumuz var. Melanom konusunda hangi gıdalar avantaj, hangileri dezavantaj oluşturabilir diye sorar Ümit Bey tekrar. Var mı böyle dikkat edilmesi gereken besinler, sizin söylemek istedikleriniz beslenme konusunda? Şimdi dünya bu konuda tam ikiye yarılmış durumda. Kimisi sağlıklı beslenme yersen diye sağlıklı beslen diyor. Sağlıklı beslenmenin altı dolu mu boş mu onu bilmiyorum. Yani yediğimiz şeyler ne kadar sağlıklı onu bilmiyorum. Bir grup diyor ki şekerden uzak durun diyor. Ben hastalara ne söylüyorum? Evet, şekerden uzak durun. Onun dışında sizi ne mutlu ediyorsa, ot mu yemek mutlu ediyor, ot yiyin. Efendim, et mi yemek istiyor, et yiyin. İbadet etmek mi sizi, kendinizi huzur içinde hissediyorsunuz, ibadet edin. Bir bardak şarap içmek mi sizi rahatlatıyor? Dostlarınızla birlikte rahat hissediyorsunuz kendinizi. Onu yapın diyorum. Çünkü insan psikolojisinin onu ayakta tutmak için çok gerekli olduğunu inanıyorum. Aynen Çetin Altan'ın dediği gibi rahmetli, kuyruğu dik tutmak lazım. Ne güzel ifade ettiniz hocam. Hemen başka bir sorumuzu alıyorum. İminoterapi tedavisi öneriyorlar mı diye sorar size. İminoterapi ile ilgili belki bilgi vermek iyi olur. Bir de gluten, yoğurt, süt ürünleri tavuk yemeyin diyorlar kanser hastaları için. Bu konuda neler düşündüğünüzü de ayrıca öğrenmek ister bir izleyicimiz. Ben popüler arkadaşımız Yavuz Dizler'e sordum. Yoğurt. Yavuz seni dinleyince aç kalmak gerekiyor. Evet. Dedim. Şimdi yani ben çocukluğumda yediğim gıdalar var mı? Ben olmadığını düşünüyorum. Sadece üzerinde mutabakata varılan konu şu. Fast food yemeyin. Evet. Efendim portakal esansı konmuş bilmem ne portakal suyu içmeyin. Taze portakal suyu için. Evinizde yapın tatlınızı. Şeker şurubu kullanmayın. Bu artık bütün dünyada kabul edilmiş bir şey. Normal bildiğimiz şeker pancarından ya da şeker kamışından elde edilmiş şekerle sütlü tatlıları kendiniz evde yapın. Gluten yine çok popüler bir konu. Yani bir sürü şey için, sindirim sistemi problemleri için. Ama beslenmenin en önemli olduğu konunun sindirim sistemi kanserleri olduğunu düşünüyorum. Yani sindirim sistemi kanserlerinde hem korunmak için, sindirim sistemi kanserlerinden hem korunması için posa bırakan sağlıklı beslenme, hem ameliyat sonrası dönemde ikinci primer olmaması için beslenmeye özen gösterme. Bir de unutmamak gereken bir şey, ağız içi ve gırtlak kanseri sigarayla ve içkiyle doğrudan doğruya orantılı, iki birlik orantılıdır. İkisi birlikte içildiği zaman, yani sigara artı alkol birlikte alındığında ağız içi ve larynx'te kanser yapma riski daha yüksektir. Ağız içi kanseri teşhisi konan bir kişi asla ve asla sigara içmeyecektir. Alkolü de olsa olsa çok sulandırılmış vaziyette sadece işte haftada bir iki keyif için alabilir. Yani beslenme, sindirim sistemi ve karaciğer sanıyorum bir şekilde herhangi bir şekilde nefrektomi olmuşsa tek böbreği olan kişilerin de beslenmelerinde işte tuza dikkat etmeleri, ki tuz için hep söyleniyor 3 beyazdan uzak durun.
Yani beslenmenin özel bir şekli olduğu konusunda medikal onkologlar arasında bir mutabakat yok. Keşke mucize ilaç İlave besinler olsa değil mi, ama yani hep onu soruyoruz biz de aslında, ama herkes de, bütün uzmanlar da sizin söylediğiniz gibi aynı şeyi söylüyorlar, yani sağlıklı yani beslenme. istatistiksel anlamlı sonuçlar yok. Ama şeker şurubu konusunda kesinlikle bütün dünya hemfikir, herkes için hemfikir, insülin direncini arttırıyor. Hazır pişmiş gıdalar ve hızlı ısıtılan yerlerde ısıtıldıktan sonra servis edilmesi sakıncalı. Bir de biliyorsunuz işte ultraviyole ağının kullanıldığı ve adını şu anda hatırlayamıyorum, bronzlaşmak için kullanılan makineler deli kanseri açısından Evet. sadece Önceden solaryumlardan söz ediyorsunuz, değil mi? sadece deli kanserleri açısından değil, Evet. erken yaşlanma. Evet, erken yaşlanıp hastalar bize geliyor. Ben aynı zamanda estetik cerrahım. İşte dolgu maddesi yapıyoruz, botoks yapıyoruz. İleri yaşlarda bu dokunuşlar bir takım daha kötü görüntülerle sonuçlanabiliyor. Onun için solaryum kesinlikle yasak. Ama öğrendim ki insanlar plajlara gelmeden önce solaryuma girip biraz Var bronzlaşıp bir ara sonra öyle bir moda. geliyorlarmış. Efendim? Vardı öyle bir moda bir ara gerçekten. Hatırlıyorum ben de geçmiş senelerde. Aman bembeyaz gitmeyelim plaja diye solaryuma gidenleri biliyorum ben de. Yani hani böyle bir duymuşluğum var. Ama zaten bu sene herhalde çok mümkün değil hocam. Çünkü Covid dolayısıyla da hani herhalde kimse o tip yerlere gidip riski daha da arttırmak, en azından bir virüs riskini daha da fazla arttırmak istemeyecektir diye düşünüyorum. Valla bilmiyorum, insanoğlunun sağ solu belli olmaz. Hele işin Buyurun. içinde güzellik, estetik varsa Evet. Nergis Çınar sorar. Hocam insütü malin melanom çok benli. Tavsiyeniz nelerdir? Güneş kremi ve her duştan sonra hangi nemlendiricileri önerirsiniz diye Nergis Hanım sormuş. Neler söylemek istersiniz? Bu arada pek çok teşekkür geliyor. Hocam çok biz bayağı bir zamanınızı aldık. Bir 40 dakika demiştik, 1 saat olduk. Ama bu son sorumuz olsun. Sonra tekrar sizi davet edelim. Kabul ederseniz ne güzel olur. İnsütü melanom başlangıç halinde melanomdur. İnvazif komponenti yoktur. Buradan çıkan sonuç şudur. Bu insütü melanomu sebebiyle hayatı boyunca başına bir iş gelmeyecektir. Öteki benleriyle ilgili olarak söyleyeceğim şudur. Kendisi zaten melanomun farkında. Her ay kendi muayene edecek. Kolay ulaşabilir bir dermatoloğa, dermatoloğun hastası olacak. Uygun aralıklarla kontrola gidecek. O dermatologlar dermoskopi altında benleri işaretliyorlar. Vücut üzerine işaretliyorlar. Arkadaşlarımız, dermatolog arkadaşlarımız CD de veriyor böyleydi diye. CD'sini yükleyebilir bilgisayara. Aradaki farkı görebilir. Kendi kendine deri muayenesi yapacak. Güneş yanığı yani hiç kimse güneş yanığı geçirmeyecek. Büllü, hani öyle patlatır, suyu Sormayın. Benim akıtacak şekilde. çocukluğumdan çok öyle şeylerim var. Hikayelerim var. Annem. O hikayeleriniz hiç sizi tedirgin etmesin. Olayın farkındasınız. Ayda bir memelerinizle birlikte bütün vücudunuzu kontrol ediyorsunuz. Evet. Zaten Dikkat ediyorum. olay halloluyor. Evet. Çok çok sağ olun hocam. Çok bilgilendirici, aydınlatıcı ve de aynı zamanda keyifli bir sohbet oldu bizim için de. Teşekkür İyi ki ederim. varsınız. Bütün İnsanlara sorularımızı ulaşmama cevapladınız. vesile oldunuz. Çok teşekkür ederim. Minnettarım. Deri Biz minnettarız. kanserleri ortak sorumluluktur. Herkes Evet. herkesten sorumludur. Sizi tersleyeceklerini de düşünseniz yine de söyleyeyim. Kardeşim senin kulak memenin şurasında bir şey var diye. Biz vazifemizi yapalım. İsteyen bize çok şey davranmasın. Ne bileyim, sevgi dolu davranmasın. Çok teşekkürler hocam. Sağ Bir olun yayınlar. son
Buyurun, son bir şey söylemem dilerim, lazım. Sormadım size. Son eklemek istedikleriniz var mı diye sahip. Ekleyeceğim dudak kanseriyle ilgilidir. Dudak kanseri ayazda, güneşte dudak kurur. Hı hı. Dudaklarını yalarlar ıslatmak için. Evet. Bu son derece risklidir. Dudağı kuru olan kadınların ve erkeklerin dudak kremi sürmesi ya da invisible rujlar var. Kayakçıların sürdüğü, onlardan sürmesi gerekir. Kesinlikle dudaklarını yalamayacaklar. Dudaklarında kabuk oluşursa onları soymayacaklar. Dudak kremi kullanacaklar. Buna rağmen iyileşmiyorsa oralara punch biyopsi yapıp lökoplazi dediğimiz kanser başlangıcı alanlar var mı yok mu bakıyoruz. Eğer yaygın lökoplazisi var ise alt dudağın bu bölümünü çıkarıp içeriden mukozayı öne döndürerek yeni dudak mukozası yapıyoruz. Dudak kanseri, deri kanseri, spinoseller karsinomlar içerisinde biraz agresif seyredendir. Teşekkür ediyorum tekrar. Biz son sözüm buydu. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun hocam. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun. Hoşça kalın. Çok sevgiler. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.